Biraz bekle, ne olur? Ne olur? Bu ömür dediğin ne ki? Boz açıp kapayıncaya kadar değil mi? Yaş hiç kaç şey Hasan amca senin? 70. 70? 70 yaşındayım tam bu sene. Allah sağlasın. 52 doğumluyum. 70 yaşındayım. 1952 doğumlusun. 52'yim. 52. Kırmızı tavasına karıştı. Karışma da Edirne'ye gittik. 45 gün ağaç yerde kaldım ben. Kırmızı Savaşı'nda. Geldikten sonra 52 4 ay sonra gittim. Ama dövüş bize bir kuruş ödemedi. Evet. Kırmızı'ya kavuşmadın diye. Kaç kardeşsin Hasan amca? 5 kardeşti. Anne baba hayatta mı? Vefat ettiler mi? Benim şimdi 2 kardeş kaldı. Kardeş kaldınız. Beş eskiden kardeş. Beş kardeş miydiniz? Eskiden beş kardeş. Hep küçükler gitti. Büyükler duruyor. En büyük benim bir küçüğüm duruyor. O da duruyor. O üçü küçük kardeşim İtalya'da kaza yaptı, öldü. Allah ondan Allah sonra Allah. Yine biri Fransa'da öldü. Biri de burada vefat etti. En küçük kardeşim de burada vefat etti kalpten. Bu dünyaya kimse kalmaz hiç kimse. Bu dünya kime kalmış ki? Sultan Süleyman'a bile kalmamış yani. Ha şu bizim ev soğudu şura. Şu eski yeri şura soğudu. Ne şu, mi? Şurada şu anda ev yoktu. Şu kaçtandı şu kadar ev yoktu. Şurada da şuraydı. Benim bildiğim de aklım ettiğini. Biz burada ben de davarına yatardım aslında. Şimdi ev kemer çıktı. Değil mi? Köy dağıldı böyle. Dağıldı abi, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı Allah aşkına. Öyle. Yani bu dünya böyle bir şey. Var böyle bir... Anne baba ne zaman vefat etti? Babam 65'te öldü. 65'te? Babam öldükten sonra bir kardeşim dünyaya geldi. 66'da. O babam 40 gün sonra, 3 ay sonra dünyaya geldi. İşte o kardeşim de İtalya'da kaza yaptı, öldü. Onların bir çocuğu var. Evet. O da Fransa'da. Gelinler, o da burası da, o da kalıyor. Başka yok. Evet. Çoluk çocuk kaç tane? Benim 3 kız bir oğlan var. 3 kız bir oğlan var. Torun kaç tane? Torun 15 tane. 15 tane. Kalaba. Kalabalık. Burada isimlerini biliyor musun? Hepsini bilirim. Küçükten büyüğe doğru bir say bakayım. Küçük. İsimlerini bir say bakayım. En küçükten. En küçük. Nakılma yok ama. Duana. Unutma yok. Duana. Nakılma yok. Duana. Ondan sonra Kadriye. Ondan sonra Enes, Samet. Doğru arıyor böyle bizim bütün sayacağını diyor sana. Hepsini sayacaksın. Torunların hepsini küçükten büyüğe doğru sayacaksın. İşte değil mi? En küçük Duana. Nikahir var. Ondan sonra Samet var. Mehmet var ondan sonra. Birini. Ondan biri oğlum. Zehra, Medine, Hasan, Esma. O da birinin. Büyük kızı. Büyük kızı da al. Büyük oğlanı. Celal, şu arabadan ceketimi bir getir bakayım. Alıyorum. Galiba üşüdüm Emboğlu. Yozgat'ın havası sert, insanı mert olur dedikleri bu işte. Üşüdüm ettik. Benim oradan sonra bir kız daha var orada. Enes, Hazal, ondan sonra Burak var, ondan sonra Emine var. Onlar orada. Buradakilerde? Burada da Celal var. Bir de daha orada Kadriye var, bir de Nerime var. Ne güzel. Burada bir tane kızım var. Orada hepsi yurt dışında. Yurt dışında ben çocuklar. Öyle. Biz burada çok durmuyoruz dedim. Neden durduk? Ben de yeni geldim. Bu ayın içinde geldim. Neredeydin? Ben Sivas'ta kalıyorum. Sivas'ta? Ne uğruyordun? Sivas'ta ne uğruyordun? Sivas'ta evlerim. Nasıl ben orada doğalgaz vardı. Ne be? Burada doğalgaz yok mu? Yok. Kışın ağır geçiyor o zaman bura. Kışın ağır geçti de doktora yayın altına. Sen Yozgat'ta duyuyorsun değil mi? Yozgat'taki Sivas'taki doktor Yozgat'ta yok. Doğrudur. Halam nereli? O da Sivaslı. Bu da Sivaslı. Sivas. Neresinden Sivaslı? Eşmebaşı var. Eşmebaşı.
Esme başı. Şurada. Esme. Yıldız eline bağlı. Evet, yıldız eline. Yavuya daha yakınlar. Songo yakın. Ya şu tepenin arası. Toprağımız karışık. İyi de bizimki işte. Kişi 10. ayda gidiyor, 4. ayda geliyor. Bende pil var, ben kalp hastasıyım. Ben duramıyorum. Şimdi burada zamanla kalktım dedi. Direkt bileyim otobüse, ya üniversiteye gideyim, ya metrikaya gideyim, ya 3-4 hastanesi var, 2-3 tane. Burada ne var arkadaşlar, Yozgat'ta? Bir üniversitesi var, yüzünden bir yüzü korkmuyor Sivas'ın. Evet. Bilmem kaç senede yavrunuz. Orada bir Şikoda hastanesi var, bir de Mumunesi var, koca birbirinden bir yüzü korkmuyor. 400.000 nusu var Sivas'ın ya. Oraya Yozgat gibi dağılıyor, Yozgat ne ki ya? O havuzun ortasını alıyor ya. Doğru, Yozgat'ın 100.000, oranın 400.000. 4 kat daha fazla. Benim cebimde pil var. Pil ölçüldü. Dedi ki burada hastanede otura gidin. Dedi ki ben Yozgat'a terbettim. Sorguna terbettim. Pil ölçme makinesi yokmuş dedi. Bana sordu. Nerede bitirdin? Dedim. Metika'da da attırdım. Dedim doğru bey. Üniversitede var. Metika'da var pil ölçme makineleri dedim. Tamam o zaman sen gece. Benim birader buradaydı. Fransa'da birader. Çağırdım burada geldiler. Ben aldılar. Doğru Sivas'a gittik. Bir ev vardı. Makine üstü doktor konuşuyor. Hiçbir şeyin yoktu dedi piller dedi. Güzel çalışıyor sakin dedi. Sekiz sene oldu ben pili taktırdı. Anladım. Ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun şimdi? Boş yat. Ne kadar oldu buraya geleli? Ramazan'ın 2 gün vardı geldim. Ramazan'ı burada mı geçirdin? Burada geçirdim Ramazan'ı. Bu çocuklar var ya torunlarım. Onların sayesinde gelip geçip gidiyor buralara. Gidiyor namaz buraya. Hep anladım. Dedim, başka bir şey güzel. Çok güzel. Öyle. Fehmi abi. Senin kaçıncı, kaç numara? Bir numara. Bir numara. Ne? Gelir mi Fehmi abi? Geldi. Yani biter. Geçen sene geldi mi izle? Geçen sene geldi. Geldi, koreni olduk o da biz. Avradır. Onları burada kaçır. Sivas'a gönderdim. Onlar Sivas'ta kaldırıyor 15 gün. Ben burada koreni çıkarttıktan sonra getirir. Benim buradaki doktorum dedi ki, sen korma, iki deneyine vurdun. İki tane daha dört deneyine vurdun. Hiç korma dedi. Sivas'taki doktorum, demedi, ev doktorum. Hiç korkmadı. İşte bir şey görmedim. 10 gün demeden geçirdim. Kalp hastasıyım. Yine de bir şey olmadı Allah'a çok şükür. Evet. Ne yapıyorsun köyde? Neyle uğraşıyorsun? Hiçbir eskiden... Bağın bahçen var mı bari? Kötü bir şeylerden uğraşmıyor İşte buralar, bura benim buralar. Ekmem. Ekmiyor mu? Ekmem. Tarlaçıyor. Su mu? Tarla. Yok su da. Suyu da. Suya patates mi ektin? Su şahıs benim. Güzel de suyun var aslında ya. Burada bahçe kimin şu bana? Kardeşimin. Kardeşin mi? Güzel bahçe olurmuş şu an. Burada var ya. Yok bizim mülkümüz çok, evlerimiz çok. Değil mi? Bura bizim kendimize ait. Şurada var 20-25 dönüm. Koyun altında var girişinin ama orada var 25 dönüm. O siz çekim ettiğiniz orada soğut var. Soğutun diplerde benim. Arazim çok. Ama adam yok. Doğru. Kardeşim bu sene Fransa'daydı, geldi, nokut ekti oralara. Herkese benim güya ekiyor. Ben darla ekmem. Ektim, tadını bulamadım. Fransa'dan geldim, bu karı burada geldim, karıya ekmedim. Karı geldim, nokut eki, fasulye eki, ötemer eki, tarla eki. Ooo, geldim buradan fasulye kaldım, Fransa'dan geldim, nokut kaldım. İrecilik dedim, ekmeyeyim daha da bundan sonra görüyorum. Fransa'da durdun mu sen? Ben oradan da emekliyim. Oradan da emeklisin. Kaç yıl kaldın orada? Şura 7-8 sene kaldım. 7-8 sene. Sene kaçta oradaydın? 86'da. 1986'da. Nasıl o zamanki durumlarına, şimdiki durumlar arasında değişiklik var mı? Var. O zaman eskiden daha mı iyiydi? Daha iyiydi. Bir ciğere... Kesiyor. Bir ciğere... O zaman 2 firadı, 4 firadı, 3 firadı. Şimdi bir ciğere 20-50 frak bile geçer. Bir ekmek orada bir fırağıdır. Yani öyleydi. Yani bir vitre benzin alıyordum ben mobilete komiye. Bazı almıyorduk şirketten koyuyorduk. O zaman 2 lira 1 lira aldı. Şimdi Fransa'da boku yedi, şeyde yedi. Yani Türkiye'ye geldi. Mazuda nasıl zam geldi böyle ya. Mazuda zam gelince dünyanın burada, her tarafına. Abi her taraf öyle. Kim eskiden yaptı? Benim araba 300 lira yakıyordu, şimdi 1000 lira yakıyor. Şimdi ben sana şunu diyeyim bak. Eskiden dahil ne olursa olsun, dünya bütün Rusya'yı götürdü, taht Ukrayna'ya, dünya Amerika çalkantı diye.
Kendi de bokun içine girdi. Dünyayı da bokun içine soktu şerefsiz. Rusya mı karıştırdı, Amerika mı karıştırdı? Amerika ya. Amerika fişfişledi değil mi Rusya'yı? Amerika ne de, şey ne demiş Mahsuni? Amerika katil demiş. Katil. Evet. Amerika dediğin adam dünyayı ters eder ya. Bizim kuş beyinlerimiz yarışmıyor bizim. Memleketimizde kuş beyinlerimiz çalışmıyor. Amerika'dan dost olmaz daha bize. Bize kim dost olur? Kendi kendimizden başka dostumuz yok. Türk, Türk'ten başka dostu yok. Türk abi yani. Müslüman Araplara hiç güvenme. Bizim Fransa'da Arap'ın yarısı Arap. Hiç güvenmedim ben onlara. Ya ne güveneceksin ya? Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bunu da iyi bilin. Yani ben iyi bilirim yani buradan. Peki ömür günü neye harcadın amca? Bu yaşında? Bu çalışmayla. Ne iş yaptın? Ne iş yaptık? Reçberlik yaptık. Küçük yine davar koyduk. Bizim davar çok muydu? 300-400 koyunumuz vardı. Malcılık yapmadım. Kimse yoktu babamın yanında. Babam öldükten sonra ben davar güttük. Kuzu, mal güttük. Malcılık yaptık. 3 çift koşumuz vardı. Bizim bir emmim vardı. Kimse yoktu. Bir anam vardı. Anamla ikimiz çok düşürdük. Çok ok üzerine camızlarına çok sürdük. 3 çift koşumuz vardı. Biri azap vardı, bir de bir şey vardı. Ne olacak? Mecbur kaldık. Bura birleşiydi, şuralar birleşiydi. Şurada tüvel sürdük buralarda. Ondan sonra da bıraktık. O an motor aldım. Eskiden düveni öküzünden mi sürerdiniz? Öküzünden sürdük. Şurada harman dedi bizim. Harman yeri derler ama. Burada bir şey oldu. Eserde buralarda kar yağardı, yağmur yağardı. Vay babam vay. Şimdi adam marıyor tarıyor. Cırırt bir de bakmıştık bitmiş. Bizim öyleydi. Eskiden bizim bu köye motor ben daha ufadım. Motor geldi şurada bir motor çift sürüyor. Millet bütün köye kalktı. Geldi şimdi üç karasının kapısında, herkesin kapısında 2-3 tane motor var. Evet. Motor. Peki köyde şimdi sizin sülaleden kimler var? Bizim sülaleden kimse kalmadı. Alanda. Alanda abi ben varım. Benim kardeşim şimdi şeyde, Ahtan'da oturuyor. Hemen orada oturuyor benim kardeşim, bir tek bir kardeşim, bir de Fırat'ta arkadaş. O amcamın oğlu. Alanda isminde bir tek amcamın oğlu var burada. Bir de kardeşim var. O da aslında bak gelecek. Yani baban kaç kardeşiydi, deden kaç kardeşiydi? Babam 5 kardeşti. 4 kardeş, 5 kardeşti. Babam gel 2 oğlan, 3 kız. Kızın ikisi 3'ü Ahtan'daydı. İkisi de buradaydı babamın. Babam öldükten sonra amcam gitti, yurt dışına gitti. Yurt dışında kaldı. Babamın bacılarının uşakları yurt dışında. Hepsi yurt dışında babamın bacılarının uşakları bütün yurt dışına götürdü. Evet. Benim oğlum oraya geldi. Ben daha turistim. Benim oğlum orada ben çalışıyordum ben Fransa'da. 2001'de. Buradan bıraktım gittim. Oğlan nişan aldım. Buradan vurdum gittim. Sene kaçta gitti senin oğlan? Kaç yıldır? 2001'de gitti. 2001. 19. 2001'de gitti. Ben 2002'de gittim. 22 yıldır mı yurt dışında? Şu anda 20 yıldır. İki sene mi turist kaldı? İki sene sonra 20 turist. Yıldır orada şu anda değil mi? Şu anda 20 yıldır orada. Ben 20 orada. Yıldır her ay, her yıl gelir mi bizle? Geliyor. Her sene mi geliyor? Yok, arada da geliyor. Bir şey olmazsa gelir. Yazın gelmezse kışın illa geliyor. Şimdi ayağıma taşladı, bir de batı zamanı uçağa binmiş gelmişti. İstediği zaman gelebilir. Yani istediği zaman da şimdi ayağıma taşlarsa gelir. Ben burada beyin kanaması geçtim geldi. Kalp kızı geçtim geldi. Anası şey oldu geldi. Kaç sefer gelir giderler. İki de kızım var benim orada. Kızlar gelir mi her sene? Her sene kızlar geliyor. Kızların biri bir kardeşim oldu, biri bir kardeşim oldu. Anladım. Yabancı da. Güzel. İyi lan. Yabancı olsa haklı. Şöyle çocuklara bir selam gönder. Torunlara bir selam gönder. Hepinize selam oğlum. Fehmi sana da. Geldi kalın. Kim? Çocuklar diye vuruyor mu lan çocuklar? Bak. Ey Türk gençliği. Cevap ver bakayım. Fadime. Televizyonu aç, televizyon. Ne bezi televizyonuydu? Yozgat TV ya. Yozgat TV'ye selam gönderiyor. Bak buradalar. Çekimdeyiz şu anda. Paket yayın yapıyoruz. Abi yollamış kızım abi. Yayın yapıyor.
Fadime var benim kızım. Hacer var, Fehmi var. Doğru. Kardeşimin çocukları var. Hepsine ayrı ayrı. Konuşmayayım kızı bir daha. Nerede kızım? Hadi kızım ha. Kamera açıktı. Şu anda çekimdeyiz de. Fransa'dayım diyor. Fransa'da. Fransa'da. Bunlar Fransa'da bu. Tamam. YouTube'dan izlerler. Çekim izlerler o da. İzlersin diyor bak. Bunlar. Yozgat TV'ye girdiğimiz zaman otomatik beni izliyor. Tabii tabii izlerler. Yozgat TV'de tabii. Çekimde de izlemişlerdir. Ne oluyor kızım? Nasılsın yavru? Öyle. Bir oğlum var zaten, kızlarım var. Bakın küsüyor. Bir de kardeşlerim vardı. Abi, burada bir de kardeşim var, orada kalmış. Belgem amcamın oğlu geldi. O gitmez daha, çok bize kadar gitmez o. Kardeşim de gelecek, o da aşağıda bak gelir. Kızım biri kardeşim oldu, biri bir kardeşim oldu kızım. Burada da bir bu arabam, Şeran'ın babası. O da burada. Başka kimsemiz yok. Sevgili izleyicilerimiz, Üç Karaağaç Köyü Tanıtım Fragmanı programına hoş geldiniz. Havada da rüzgar var. Evet, tertemiz hava. Buradan Üç Karaağaç Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize Üç Karaağaç Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Üç Karaağaç Köyü gurbetçilerimiz, sizler de ekrandaki iletişim numarasından WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp bir sponsorluk da ben yapayım, köyümün tanıtımına bir de ben katkı sağlayayım diyecek bir baba yiğit arıyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, kasabalarında, köylerinde ve büyük şehir olan illerin mahalle tanıtım programlarımız yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Bugün bu sene 5. yılımız. Bizler ilk 1. yılımızda Yozgat'ın bütün ilçelerine bağlı köy tanıtım programlarında Akdağ Madeni'nin bütün köylerinin aşağı yukarı %80'i çoğun tanıtımı yapıldı. Hatta Üç Karaağaç Köyü 4 defa tanıtım yapıldı. 2019, 2020, 2021 ve bugün de 2022 yılının ilk tanıtımını Üç Karaağaç Köyü'ne yapacağız. Buradan 9 köyü gurbetçilerimiz. Buradan 9 köy gurbetçilerimize sesleniyoruz. Önümüzdeki günlerde 9 köy köyünün 1. tanıtım çekimini yapacağız. Bunun için bir baba yiğit arıyoruz. 9 köy gurbetçilerimiz, ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Buradan 9 köy köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize 9 köy köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan bizlere ulaşarak köyünüzün 1. tanıtım programına sponsor olabilir,
köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Taspınar Köyü 7 kilometre. Akdağ Madeni Taspınar Köyü. Buradan Taspınar Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Taspınar Köyü 2022 yeni tanıtım çekimi için bize Taspınar'dan bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Taspınar Köyü'nün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Taspınar Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Taspınar Köyü'nden evet bir baba yiğit arıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, neredeyiz? Patates, soğan, fasulye diyarı, Kaya Kışla Köyü. Akdağ Madeni ilçesine bağlı Kaya Kışla Köyü. Kaya Kışla Köyü 2022 yeni tanıtım fragmanında bizlere 2022 Kaya Kışla'nın yeni tanıtım çekimine bir baba yiğit arıyoruz. Baba yiğit kimdi? Kaya Kışla Köyü'nün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Kaya Kışla Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp Kaya Kışla Köyü'nün 2022 yeni tanıtım çekimine sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz.